Yapılan zamlardan dolayı gündelik hayatta kullanılan ürünlerin ceplerini yaktığını her defasında yineleyen vatandaş, şu anki asgari ücretin 4 kişilik bir aileye yetmediğini ve düzenlenecek olan asgari ücret rakamlarında beklentilerin karşılanmayacağını ifade ediyor. Özellikle gıda fiyatlarına gelen zamlar, ardından faturalar ve diğer harcamalar, asgari ücret maaşı alan vatandaşı ciddi anlamda zorluyor. Halk, hükümetin bu konuda iyileştirmeye gitmesi gerektiğini söylüyor. Yani günümüz asgari ücretiyle en azından 4 kişilik bir ailenin geçinmesi bence mümkün değil. Yani en azından 2 maaş, 3 maaş şeklinde bir fiyat olması gerekiyor da 4.000-5.000 lira civarı olmalı bence. Çünkü dolar euro yine zirve yapmış durumda. Bugün 3 milyon lira kimse geçinemez. 3.5 milyon lira 3 çocuğu olan, 4 çocuğu olan geçinemez. Şu zamanda bir kirada oturmak 1.5 milyar vesaire, ev şartları ve geçim kesinlikle şu devirde asgari maaşla çok zor olduğunu düşünüyorum. Bizim milletimiz hak ediyor bence ya. Benim düşüncem o yani. Avrupa'ya özenmeyin, Avrupa size özensin diye düşünüyorum ben. 2.800'de nasıl geçinsin? Ev kiraları 1.5. Çocuk okutuyorsun. Bunun sağlığı var, yol masrafı var, elektrik, su vesaire vesaire yani. İmkan mümkün değil yetmesi. İnsanlar yaşamında çok şeye hasret gidiyor. Gıdasından tut da giyimine kadar, sosyal hayatınla ilgili sorunlar, her şey. Okulumu, masrafımı, ıvırımı, zıvırımı neye bakacak yani? Hangi birine bakacak? Yine de devletimizin bir şeyler yapması şart yani, çünkü durum iyiye gitmiyor. İşin en doğrusunu aslında sokaktaki, mutfaktaki insan belirler. Bunun yine yukarının ve halkın düşünmesi gerekiyor. Vatandaş, dövizin yükselmesi, gündelik hayatta kullanılan her türlü ürüne zam gelmesinden dertli. Bu tabloya göre vatandaş, yeni asgari ücret rakamının en az 4.000 ila 6.000 lira aralığında olması gerektiğini dile getiriyor. Yani minimum 3.000-4.000 civarı olması lazım. Asgari ücret az. 4.500-5.000 civarında olması gerekir. Yani 4 liranın altında hiçbir şey huzur getirmez. Abi benim düşüncem asgari ücret 4-4.5 milyar arası olması gerekiyor. Ya onlar düşmeli ya da asgari ücret 4-5-6 hani ne kadar olur? Hani yüksek olmalı. Asgari ücret şu an 2.800 lira 3.5 milyar olması lazım. Yani bir ailenin geçindirmesi için. Yani 4 kişilik bir aileyi çok rahat bir geçinir. Ama o bile yetmez yani. Vallahi 5 olmalı. Geçimsizlik, insanlar para yiyecek bulamadığı için birbirini yiyor. Hani onu yiyemiyor, birbirini yiyor onun yerine. Normal insan yaşamına yakışan ücretin bugün bu hayat pahalılığında 5.000-6.000 liradan aşağı olmaması lazım. Şu anda 2.800-3.5-4. 4 ila 5.000 lira arasında bir rakam. Kimi vatandaşsa asgari ücrete iyi bir zam yapılması bile zamların durmayacağını ve ekonomik zorlukların devam edeceğini düşünüyor. Zorluk çektikleri şeyleri biliyorum yani. Çıkıp birlikte vakit geçirirken, oturup bir yerde yemek yerken bile zorlanıyoruz hani. Ya yetmese de ucucuna, kaşığına veriyorlar, kepçeğini alıyorlar. Vatandaş, ben de dahil, ben emekliyim. Asgari ücretin yetersiz olduğunu zaten herkes söylüyor. Yani geçim şartları zor. 6-7 milyar giren bir insanın da rahatlıkla geçindiğini düşünmüyorum ben. Çünkü geçim şartları bence zorlaştı. Yani bir gecede mesela herhangi bir şeyin zamlandığını görebiliyoruz. Hani onun için yeteceğini zannetmiyorum. Daha da kötü duruma geleceğine inanıyorum ben. Doğalgaz hepsine zam geldi yani şu an. Mazottur, menzindir, gazdır. Yani bayağı zamlandı. Ekonomi yani bayağı çökürdü yani, çöktü yani. Yani ben öyle bir artış yapacaklarını tahmin etmiyorum. Yani bugün 2.825 liralık bir asgari ücretle %20 yapsa aşağı yukarı yani gelen müşteri 400-500 lira neyi değiştirir? Yani kontrolsüzlük var. Düzeleceğini zannetmiyorum. Dışarıdaki insan alım gücü düştüğü zaman hayat sıkıntısı başlar. Şu ölçülerde insanlara yansırsa çok daha mağduriyet yaşanacak. Ama zamdan sonra mutlaka bir zam olacak. Gözler asgari ücret zammında, ancak yeni fiyat belirlenene kadar vatandaş kara kara öncelikle bu kışı nasıl geçireceğini düşünüyor. Bir market alışverişine gittiğinizde bile bir mutfak alışverişi 1000 lira civarında falan tutuyor. Şimdi kış aylarındayız. Doğalgaz faturası, elektrik faturası, su faturası. Ne kadar yeterli olur bilmiyorum. Doğalgaza zam geldi. Kömürün torbası 20 lira, 80 lira, 90 lira, 10 lira, herkese öyle. Zor yani, 3-4 çocuğu olan zor. Doğalgaz desen devletimiz sağ olsun kışı denk getiriyor, basıyor zama. Bizim devletimizin başındaki insanın kendine yaptığı zam gibi halkına da yapması lazım. Doğalgazdan bahsediyoruz. Türkiye doğalgazı kendi çıkarmıyor. Dışarıdan alıyoruz.